Evet arkadaşlar, su orucunun 3. gündeyim. Sabah saat 9 ve şu anda halen açlık hissetmiyorum. Bugün güne 2 bardak su da başladım. Bir de yarım şişe pet şişe küçük boyutta onunla başladım. Zaten sabah da tartılmıştım. Sabah tartıldığımda 211 pound'tum. Artık Türkçe derecesini siz kendiniz hesaplayın. 1 pound yaklaşık 480 grama tekamül ediyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi alışveriş merkezine geldim. Buradan kendime su alacağım. Çünkü ilk 2 günde içtiğim su miktarı gerçekten çok azdı. 1,5 litre su içtim. Ve bunu 3 litrenin üstüne çıkartmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar kendimi biraz zorlayacağım bugün ve su içeceğim. Bakalım su bulabileceğim yer nerede, onu da bilmiyorum. Excuse me, where can I find the water? Thank you. Arkadaşlar suyun yerini öğrenmiş oldum. Şimdi kendime su alacağım. Dediğim gibi ne hissettiğimi sorarsanız, excuse me. Ne hissettiğimi sorarsanız şu anda henüz bir açlık hissetmiyorum. Şöyle sular var. Arkadaşlar fiyatını da göstermiş olayım. 1 dolar 49 cent. Burada fiyatları da var. Bu yaklaşık 1 galon herhalde, değil mi? 1 galonluk sular, evet. 1 galon su yaklaşık 3 litreye tekamül ediyor. Ama ben ondan almayı çok sevmiyorum. Daha doğal bir su var burada. Doğal su almayı tercih ediyorum. 3 litre. Evet arkadaşlar. Tam 3 litre su yapıyor. Bunu bugün tamamlamayı, bunu içmeye çalışacağım, bitirmeye çalışacağım. Bunu aldım kendime. Evet, şu anda halen bir açlık yok. Dün tuvalete çıktım ama bugün tuvalete çıkamadım henüz. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak? Bunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Görüşürüz şimdilik. Evet arkadaşlar, saat 11.30 ve ben açlık orucumun 3. günündeyim ve henüz halen acıkmadım. Ama size şunu göstereyim. Şişemin neredeyse yarısını bitirdim. Yani 1,5 litre suyu içtim. Onun öncesinde de zaten bir yarısını içmiştim. Bir şişe içmiştim. Bir de bardak su içmiştim. Yani ortalama 2 litre su içtim. Bugün bunu bitirmeyi planlıyorum. Yani 3 litre suyu tamamlayacağım bugün. Öyle gözüküyor. Evet arkadaşlar, şu anda dediğim gibi henüz bir açlık hissetmiyorum ama küçük tuvalete birkaç defa gitmem gerekti bu sudan dolayı. Bu da normal, suyu çok içtim çünkü. Herhangi bir açlık hissi yok. Doktorla da konuştum. Doktor bana şu anda beni rahatsız edecek bir durumun olmadığından bahsetti ve aynı zamanda şu anda vücut kendini korumaya aldığını söyledi. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış. Açlık hissetmememin sebebi bu, vücudumun kendini korumaya aldığıyla alakalı. Eğer açlık hissetmeye başladığım zaman yağ yakımına başlayacak dedi. Şu anda dediğim gibi herhangi bir açlık hissi yok. Vücudumda çok fazla yağ deposu olduğu için muhtemelen beni şu anda yakmakta zorlanıyor vücudum arkadaşlar. Dediğim gibi saat 11.30 ve şu anda açlık hissi henüz yaşamadım. Bilginize, herhangi bir halsizlik, herhangi bir değişiklik, herhangi bir farklılık da hissetmiyorum. Normal gündelik hayatıma da devam ediyorum arkadaşlar. İlerleyen saatlerde herhangi bir değişiklik olursa bunu da sizlerle paylaşacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, 3. günün akşamı. 3 litreden fazla suyumu içtim. Su konusunda bir sıkıntım yok. Ama açlık konusunda da bir sıkıntım yoktu. Son 20 dakikadır karnımda hafif hafif ağrılar başladı. Açlık hissi başladı. Bakalım, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor gibi. Bir sağlık problemi yaşamıyorum. Özellikle tansiyon konusunda, tansiyonumda bir çıkma yok. Daha önce tansiyonum çıktığında başımın arkasında ağrı olurdu. Kulaklarımda yanmalar olurdu. Elhamdülillah kulaklarımda yanma ve başımdaki ağrılar geçti. Şu anda yok. Suyumu da çok içtim. Çok fazla idrara çıktım. Tuvalete çıktım. Ee,
Büyük tuvalet olarak da sadece bir kez çıkabildim. Onu da belirteyim. Şu anda vücudum herhalde alışma modunda. Üçüncü günün zorluğunu şu anda düşündüğümde birinci ve ikinci güne oranla hafiften biraz zorluk yaşadım. Uyumakta umarım bir zorluk çekmem. Akşam saat 9'u da geçti. Birazdan da yatmaya gideceğim zaten. Videoyu da burada kesiyorum. Eğer yarın sabah kalktığımda hafif bir zayıflama görürsem, ki bu sabah tartıldığımda 211 pound'tım. Yarın tartıldığımda daha az olursam onu da videoya eklerim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.